Naruto evreninde gerçekten çok güçlü karakterler var. Hani say say bitmez. Özellikle böyle en güçlülerini düşününce akılları uçuyalar geliyor doğal olarak. Ya şimdi size bir şey soracağım. Serinin en güçlü karakterlerinden biri Sasuke mi? Evet. Serinin bir başka en güçlü karakterlerinden biri Itachi mi? Evet. Ya abi bu iki kişinin babası ne ayak? Yani bunun gücü ne kadar? Hiç bunu düşündünüz mü? Fugaku Uchiha serinin belki en güçlülerinden biri olabilirdi. O potansiyele de sahipti. Hatta size şöyle bir şey diyeyim. Minato'nun karşısına geçirilmiş, bir nevi gösterilmiş güç olarak kişi de diyebiliriz. Peki biz Fugaku Uchiha yani Sasuke ve Itachi'nin babası hakkında ne biliyoruz? Bir kere Itachi nasıl yendi onu? Veya nasıl Minato'nun karşısında gerçekten o güçte mi? Bunların hepsi ve daha fazlası introdan sonra sizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar size Fugaku'nun yani efsane bir Uchiha karakterin bilgilerini sunmadan birer abonenizi alırım. Sizi Mangekyou ile yakarım yoksa. Abone olun kanalıma, teşekkürler ve videoma like atınız. 1. İlk gösterim. Fugaku Uchiha ilk olarak Naruto 84. bölümde ve mangada 145. bölümde karşımıza çıkmıştır. 2. Doğum tarihi. 16 Ağustos'ta doğmuştur. 3 yaşı. Naruto Shippuden'de gördüğümüz dönemde 40-45 yaşlarındadır. Hani belli bir yaşı yok. Shippuden'de gördüğümüz dönem dediğimde aslında bir time skip'ti. Yani genç eski hali. 4 kilo ve boy. Fugaku Uchiha 1.75 boyundaydı ve 63 kilodaydı. 5 kan grubu. Kan grubu AB'ydi. 6 lakabı. Diğer ülkelerde anılan lakabı Şeytani Göz Fugaku'dur. 7 Kekkei Genkai. İçizokun'un中でも シャリンガンを持つ者だけが読める筆跡だな。万華鏡シャリンガンを持つお前なら、もっと先を読めるだろう。万華鏡、父さん。俺の友が命を捨てて俺を助けてくれた。血の涙と共に万華鏡が生じた。内八一族が置かれている今の状況の間違い。里の上層部は俺たちを恐れている。この Sharingan ve Mangekyou'yu kullanabiliyor ve Kyuubi'yi kontrol edebilecek güçtedir. Fugaku'nun Mangekyou Sharingan'ı sadece animede gösterilir. Bazı kesim Fugaku'nun Mangekyou Sharingan'ı sahibi olmadığını söylese de kanonda sahip olduğuna dair ağır bir ima vardır. Sonuç olarak Fugaku'nun Mangekyusu ile ilgili kanıt var ama çürüten bir şey yok. Yani bana sorarsanız da net var. 8. Doğa güçleri. Yin ve ateş gücünü kullanabiliyor normal bir Uchiha gibi. 9. İsmi. Fugaku, Fuji Yanardağ'ın isimlerinden birisidir. 10. Konoha Polis Gücü ve Uchiha Köyü. Konoha Polis Gücü'nün ve köşeye atılmış Uchiha Köyü'nün dahi kaptanıdır Fugaku. Nesiller boyunca en kurnaz güvenlik kaptanlarından biri oldu ve aynı zamanda darbeyi planlayanların başındadır gibi söylentileri de bulunmaktadır. Tabi bunlar söylenti, tam net açıklandı diyemeyiz ama bana sorarsanız fazla anlatmaya gerek yok. Fugaku da bu işin net bir parçasıydı gibime geliyor. 11. Ateş topu tekniği becerisi. Klanının imzası olan ateş topu tekniğinde büyük bir ustalığı bulunur. Tekniği devasa boyutta çıkarabilen sadece iki Uchiha'dan biridir. Diğer Uchiha'yı merak edenlere tahmin edebilirsiniz. 3, 2, 1... Birçoğunuz bilmediniz Shisui Uchiha'dır. 2. Ölümü. Malum darbeyi engellemek amacıyla klanını öldürme görevi alan Itachi tarafından melankolik bir sahne eşliğinde öldürülmüştür. Merak ettiği soruların ardından kendini Itachi'nin kollarına bırakmıştır. Yani bir nevi burada oğlusuna karşı savaşmak istemeyip oğlusun hayatını kolaylaştırmak için kendini intihar etmiştir diyebiliriz ve oğlusunun bunu yapmasına izin vermiştir. Doğru mu yanlış mı? Hani son bilgi var, oraya geleceğiz birazdan ama tartışılır bir şey. 13. Fugaku'nun Kakashi'nin Sharingan'ı hakkında görüşü. Klanların Dojutsu'suna sahip olan Kakashi ile ne yapmaları gerektiği konusunda sorgulandığı zaman Obito'nun istediklerine saygı duymayı ve hediyesini Kakashi'ye bırakmaya karar vermiştir ki burada da Fugaku'nun ne kadar üst düzey
ne kadar aslında kaliteli olabileceğini de bize göstermiştir. Ve 14. 4. Hokage adayı. Az önce dediğim gibi Minato'nun karşısına geçen, geçirilen ve geçebilecek tek nadir kişilerden biri Fugaku Uchiha'ydı. 4. Hokage adayı olarak gösterilmiştir. Ama sonuç olarak da Minato seçildi zaten. Şimdi arkadaşlar, Fugaku hakkında konuşulacak çok şey var. Ben iki şeyi tek konuşacağım. Bir ölümü, ikinci Minato olayı. Ölümü ile ilgili şunu demek istiyorum. Aslında yaptığı çok iyi bir sahneydi. Ama bu böyle olmalı mıydı? Gerek var mıydı? Orada nasıl daha iyi yönetemedi veya daha iyi yönetebilir miydi gibi olaylar geliyor insanın aklına. Ben oraya girmeyeceğim. Benim sadece aklıma gelen şu. Tamamdır. Oğlum böyle bir düşüncede, sen karşı düşüncedesin. Niye intihar ediyorsun yani? Buna gerek var mıydı? Benim için bu büyük bir saçmalıktı. Keşke Obito orada Fugaku'yu yenseydi de böyle bir şey olsaydı. Bari bir tadı tuzu olurdu. Hani böyle bana çok kolay, çok basit kaçılmış bir sahne gibi geliyor orası. Ama hani güzeldi, dokanmadı desek yalan olur. İkincisi 4. Hokage adayı. Zaten buradan da bütün teoriler doğuyor. Fugaku serinin aslında en güçlülerinden biri olabilirdi. Olamadı. Peki Edo Tensei ile o kadar insan geri geldiğinde Fugaku'yu niye getirmediler? Keşke getirselerdi. Ama Minato'nun karşısına geçmesi, ya köyde zaten başka adayın olmadığını düşünürsek Fugaku iyi bir kişiydi. Yani güçlü bir karakterdi. Ama gel gör ki güçlü bir karakter olmak Minato ile aynı güçte anlamına geldiğini söylenemez. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Yine de karşısına geçirilmesi bayağı efsane olmuş. Özellikle Sasuke Naruto olayını düşününce benim şahsen daha da bir hoşuma gitti. Ama hani dediğim gibi işte geri dönüş yapayım ölüm olayına. Abicim öl, tamam oğlun için öl de senin bir diğer oğlun daha var yani. Burada Fugaku işte eksi puanlara da topluyor. Ama sonuç olarak benim daha fazla görmek istediğim bir karakterdi. Gördüğüm kadarıyla böyle bir hoşuma gitti, ilgimi çekti. Ama hani devamını alamayınca böyle bok gibi ortada kaldık. Neyse arkadaşlar, bence yavaştan bu videonun sonuna geldik. Şimdi videoya like'ınızı atınız. Kanalıma abone olunuz. Abone olunuz ki hemen 30'u görelim. Çok sevinirim böyle bir şey olursa. Bunun dışına videonun sonuna oğullarının videosunu atayım herhalde ya, mantık olarak. Itachi'nin bilgi videosu ve Sasuke'nin bilgi videosunu ekliyorum. İzleyin, tadına bakın. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın.